Merhaba sevgili arkadaşlar. Satyeni günlükleri hayata dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tam pazar 31 Aralık 2023. 2023'ü veda ettiğimiz gün. Nasılsınız canlarım? İnşallah 2024 yılı başta Türkiye'miz olmak üzere huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, güzel bir gelir, soframızda bereket, huzurumuzu kaçırmayacak hiçbir olayla inşallah bu sene güzel bir yıl geçiririz. Biliyorsunuz 2023 yılı deprem, büyük bir deprem yaşadık. Kaç ilimizi etkileyen. Ölenleri rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, başsağlığı diliyorum. Sonra sel felaketlerimiz. Sonra dünyadaki savaşlar, Filistin'deki savaş arkadaşlar. Şunu diliyorum 2024 yılında. Yurtta barış, dünyada barış. Kötü bir yıl geçirdik. Hepimiz üzüldük. Sevindiğimiz şeyler de oldu ama çok üzüldük. 2023 yılı başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya yaramadı. 2024 yılına inşallah önce Filistin savaşı biter. Savaş hiçbir Müslümanın bir damla kanı akmaz. Hiçbir çocuk ağlamaz. Yetim kalmaz. Sonra kısa bir dönemde kaybettiğimiz şehitlerimiz, hiçbir askerimiz, polisimiz şehit olmaz. Böyle bir yıl diliyorum arkadaşlar. Diyorum ya, yurtta barış, dünyada barış. Ben kendimi değil, bütün ülkemi düşünürüm. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, başımıza taç etmek, onun izinde yürümek güzel bir yıl olsun arkadaşlar. Bu akşam, yılbaşı akşamı için özel bir programım yok. Özel bir yemeğim de yok. Günlük normal yapacağım yemeklerle size bir hem mutlu yıllar demek istedim. Hem de adet yerini bulsun diye bir yeni yıl sofrası abartmadan evde olan malzemelerimle buyurun anne köftesi yapmaya. Arkadaşlar bu arada size bir söyleyeceğim var. Yılbaşımızı geçirelim. 3 aylar giriyor. Var mısınız 3 aylarda bir hatim zinciri oluşturalım. Ben Kur'an biliyorum. Okuyan kardeşlerim de çok, bunu da biliyorum. 2 günde, 3 günde bir veya haftada bir hatim indirelim. Bir zincir kuralım şöyle. Okumak isteyen, yapmak isteyen kardeşlerimiz, bacılarım. Ben de varım. Şu sureleri, şu yani cüzü ben okuyayım, şu cüzü ben okuyayım diye. Bir üç ayları güzel bir geçirmeye. Var mısınız Satya ablanın grubuna katılmaya? Şimdi ben malzemelerim, anne köftesi arkadaşlar. Bir bas soğanım var. 4-5 diş sarımsağım var. Maydanozum var. Kıymam var. Yumurtam var. Bir tane elimde yapacağım ekmek var. Şöyle baharat olarak da çevireyim şöyle arkadaşlar kendimde. Baharat olarak da tuzum, karabiberim, kırmızı toz biberim, kimyonum, pul biberim arkadaşlar. Güzel bir hamurumuzu beraber şöyle bir halledelim. Önce ekmeklerimizin içinden başlayalım çekmeye. Evet arkadaşlar, ekmeğimi, maydanozumu, soğanı, sarımsağı çektik. Bir tane de yumurtamı, baharatları. Şimdi sıra geldi kıymamıza. Ne kadar kıyma kullanayım bakayım. 1 kilo kıymanın şöyle ikiye böleyim. 1 kilo kıymanın yarısını kullandım. Bunu güzel bir şekilde bir 5 dakika yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani klasik özel sosu yok. Her şeyini elimizde yaptığımız normalde hani anne köftesi. Ben buna anne köftesi derim. Bunu yaptıktan sonra bir şöyle yarım saat dinlendireceğim. O arada da bakalım ne yapacağım arkadaşlar. Kıymam yağsız.
köftelere azıcık yağlı olacak. Yemeklere yağsız olabilir. Az, çok az. İki kaşık kadar bir zeytin, sıvı yağ koydum arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir güzel bunu bir 5 dakika ben daha yoğurayım. Şöyle toparlayı köftemizi yoğurduk arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatacağım. Yarım saat buzdolabında bekleteceğim. O arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir sonraki videolarımda evde kalan boya tekmeklerimizi nasıl geri dönüşüm yapıyoruz ve onunla ne güzel ortaya masaya koyacağımız ne güzel malzemeler yapıyoruz. Size bunu göstereceğim. Güzel bir yoğurdum. Buraları da bir toplayayım. Bunu da buzdolabında şöyle biraz dinlendireyim arkadaşlar. Üzerini de kapatayım. İkinci tarifimiz kedi dili pastası. Bir paket kedi dili. Bir bardaktan bir parmak eksik un arkadaşlar. Bir bardak toz şeker. Malzemelerimiz. Bir tane yumurtanın sarısı. Üç kaşık nişasta. Bunlar kremamız için. Bir tane vanilya. Vanilya. Güzel bir pastamız olsun. 1 kilo süt arkadaşlar. Bunları şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Bir hale gelene kadar sürekli karıştırarak kaynatacağız arkadaşlar. Şimdi buyurun ocağa geçelim. Karıştırmayı hiç bırakmayacağız arkadaşlar. Pütür olmayacak içinde. Kremamızın içinde pütür olmayacak. Güzel bir krem olacak. Aşama aşama göstereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kremam oldu. Hemen bu arada ne yapıyorum? Bir paket krem şant arkadaşlar. Bir paket krem şantı boşaltıyorum. İpek gibi olasıya kadar tekrar karıştırıyorum. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi burada iki paket kremamız şöyle kenarda dursun. Bir paketin içinden iki tane çıkıyor arkadaşlar. Hemen ağzını açıyorum bunu da. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir borcamı aldım. Süte bastıra bastıra çiziyorum. Süt ılık arkadaşlar. Karşılıklı çiziyorum. Şuralar alta gelecek. Bir paket kedi dilim tam geldi arkadaşlar. Hemen üzerine kremamı boşaltıyorum.
kremle kremamızı güzel bir yayıyoruz arkadaşlar. Pastamı bu hale getirdim arkadaşlar. Şimdi pastamı biraz ılık, soğuk yere koyayım. O kendine gelene kadar biz de üzerine kremasını yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda bir paket pasta tozu. Sosu için üzerine. Üzerine 2 bardak süt. Ya pudingler var ya arkadaşlar. Pudinglere benzeyen pasta sosu da yazıyoruz zaten üzerinde. Onlardan bir paket kullandım. Şimdi bunu da bir güzel pişirip hemen geleyim. Biraz soğuyan pastamın arkadaşlar üzerine yaptığım sosu şöyle komple döküyorum. Şöyle göstereyim. Biraz soğusun. Şimdi de üzerini süsleyelim artık. Üzerini süsü için canlar şöyle bir tane beyaz krem, beyaz çikolatam var. Beyaz çikolatamı eriteceğim. Zaten oda sıcaklığını aldım. Dağılma. Evet arkadaşlar, erittiğim çikolatamı şöyle bir buzdolabı poşetine koydum. Gerçi ben pek beceremem böyle şey ama inşallah yapacağım. Şöyle minik bir delik açayım içinden. İnsan isteyince yapamayacağı bir şey var mı canlar? Pastam bu şekil canlar. Şimdi bunu ben şu anda saat 5 falan. Ben bunu 8'de falan kessem arkadaşlar 3 saat ya soğuk yerde ya buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum artık. Güzel değil mi sizce de? Evet arkadaşlar. Burada patates kızartmam. Burada kahrama çorba. Ve burada da yaptığım şöyle ağzına kalıp köfteli kamburumu yoğurdum. Şimdi şekil vereceğim. Ve patates kızartmasının üzerine onu da bir güzel kızartacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl şekil vereceğim arkadaşlar? Onu da şöyle göstereyim. Şöyle sıradan şöyle parmaklarımla ezerek de bu şekil köftelerimi yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar köfteleri yapmaya devam. Patateslerim kızardı. Şöyle ikinci boyunu da şöyle koyayım. Yuvalarını yapayım şöyle. Şimdi köftelerimi şu şekilde yaptım canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Onları kızartalım şimdi de. Şimdi altları üzerinde nar gibi kızarana kadar köftelerimizi bir kızartalım. Thank you.
köfte mi arkadaşlar? Patates süsleyeceğim şimdi. Bir de bunu da kızarttım. İki tava kızarttım. Onu da halledeyim ondan sonra. Evet arkadaşlar, soframı hazırladım. Pastam şahane oldu arkadaşlar, şahane. Şimdi onu keserken de göstereceğim size. Ve şöyle çorba, cacık, bakın köfte patates etrafını süsledim. Biraz yeni yıla yakışır bir sofra olsun dedim. Böyle bir can var. Biz karnımızı bir doyuralım. Yine şunu söylüyorum. Allah herkese dilediği, gönlünde dilediği ne varsa öyle bir yıl nasip etsin. Hoş geldin 2024. Haydi beraber pastamızdan keselim. Bir dilim yiyelim arkadaşlar. Bismillah. Nasıl olmuş tatlı? Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren 2024'e girmiş ilk dakikaları. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur dolu bir yıl olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.